Merhabalar. Şimdi sizlerle yayla çorbası tarifini paylaşacağım. Ben yayla çorbasını bugün bulgurla yapacağım ama siz dilerseniz pirinçli de yapabilirsiniz. Hemen malzemelerimizi sayalım. 5 su bardağı suyumuz var burada. Gördüğünüz gibi yarım çay bardağı bulgurumuz var. Dediğim gibi bunun yerine pirinç de kullanabilirsiniz aynı miktarda. Burada 1,5 su bardağı yoğurdumuz var. 1 adet yumurtamız var ve 3 yemek kaşığı dolusu da unumuz var. Bunları çırpacağız güzelce ve tuzumuz var. En son daha çorbamız piştikten sonra üzerine haşlamak için burada bir dolu yemek kaşığı tereyağımız var. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar nane kullanacağız ve 1 tatlı kaşığı kadar da pul biber kullanacağız. Dilerseniz pul biber koymaya da bilirsiniz, acı sevmiyorsanız eğer. Şimdi hemen çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Yoğurt, un ve yumurtamızı güzelce çırpıyoruz bir kabın içerisinde. Şimdi çırptığımız bu yoğurtlu karışımımızı soğuk olan suyumuza döküyoruz. Ben bu çorbayı her zaman soğuk suya dökerek yapıyorum. Kaynar suya döktüğünüzde, suyunuzu kaynattığınızda bunun kesilme olasılığı oluyor yoğurdun. O yüzden soğuktan kayarsanız hepsi birlikte kaynayacaktır ve kesilme olasılığı da ortadan kalkmış olacaktır. Güzelce içine yoğurtlu karışımımızı koyduk, süzdük bir süzgeçten. Ve bunu sürekli karıştırarak ocakta pişireceğiz. Ama içerisine bulgurumuzu da ekleyeceğiz. Şu şekilde bulgurumu dağıttım. Şimdi onu ateşe alacağım. Ve dediğim gibi sürekli karıştırarak kaynayana kadar karıştırmayı bırakmayacağım. Kaynayana kadar karıştıracağız. Pişmesini bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra da üzerine yağını yakacağız. Çorbamızı hazırlamış olacağız. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi çorbamızın tuzunu atacağız. Tuzunu asla kaynamadan atmayalım. Çünkü yoğurdun kesilmesine sebep olur. Önceden attığımız tuz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz attım ben. Sizin de dileğinize bağlı, damak zevkinize göre tuzunu katabilirsiniz. Bu arada yoğurdum benim ev yoğurduydu. Yoğurdunuzun suyunu mutlaka bu çorbaya koyun. O 1,5 bardağın içinde yoğurdun suyu da olsun. Benimki ev yoğurdu olduğu için sıvıydı. O yüzden unla yumurtayla rahatça çırpabildim. Sizin yoğurdunuz koyuysa içerisine yarım bardak kadar su ilave edebilirsiniz. Şimdi tuzunu da eklediğimiz çorbamızı yaklaşık bir 10-15 dakika arası kaynatacağız ki içindeki bulgurları iyice pişsin. Ondan sonra da yağımızı haşlayacağız. Bu arada dindirmeye yakın yağımızı da koyup eriteceğiz. Çorbamız kaynadı, bulgurlarımız pişti. Yaklaşık 15 dakikaya yakın oldu benim çorbam kaynayalı. Şimdi yağımı erittim. İçerisine hemen bir tatlı kaşığı veya ne kadar acı seviyorsanız, biz çok sevmiyoruz. O yüzden biraz az koyuyorum. Pul biber ilave ediyoruz. Onu şöyle karıştırıyoruz veya kaşıkla. Hemen üzerine yine 2 tatlı kaşığı nanemizi koyuyoruz. Onu da içerisine koyup hemen 2-3 kere karıştırıyoruz. Çünkü yanmaması lazım kızgın yağda. Nanemizi de koyduktan sonra altını kapatıyoruz. Ocaktan alıp hemen çorbamıza bu şekilde üzerine gezdiriyoruz karışımımızı. İçerisinde kalan için çorbamızdan biraz alıp bu şekilde karıştırabilirsiniz siz de. Çorbamızı güzelce karıştırıyoruz. Piştiğine eminsek altını kapatıp servis edebiliriz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.